Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir haftayla yeni bir derse hoş geldiniz Edebiyat dersine. Geçen hafta Servet Üfü'nün döneminde şiiri işlemiştik sizinle. Şimdi de onun devamı olan Fecrati topluluğu döneminde şiir diyebiliriz. Fecrati dönemindeki şiir. Geçen haftanın özetini söyleyebilecek olan var mı aranızda? Servet Üfü'nün şiir nasıldı? Konuları neydi? Dili nasıldı? Bir hatırlatma istiyorum sizden. Sonra da Fecrati'ye geçelim. Servet Üfü'nün şiirinde şiirin özellikleri nelerdi? Hatırlayan var mı? Servet Üfü'nün dönemi şiirin özellikleri nelerdi? Konuları bir ayısal kılıkçı kafiye var demiş Ece'yle Yıkmaz. Serkan konuları genellikle bir ayısal demiş. Şeyma'nın şiir söylemiş. Harikasınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Tanzimat ikinci dönemi takip ediyorlar değil mi Servet Üfü'nüncüler? Recaizade Mahmut Ekrem'i kulak için kafiye anlayışını takip ediyorlardı. Artık dilde bir yenileşme olarak algılayabiliyor. Konusu aşk doğar ürün demişti Cetirel'de. Evet, bireysel konuları işlemişlerdi. Sanat içindir demişler. İstibdat dönemine denk gelmişler değil mi onlar? Baskıcı döneme denk gelmişlerdi. Sanatları bireyseldi. Hani bireysel konularda yazıyorlardı. Sanat içindir idi. Böyle dönemleri sürekli böyle birbirlerini hatırlayarak takip edersek ya da karşılaştırırsak daha iyi akılda kalır arkadaşlar. O yüzden soruyorum size. Şimdi Fecrati'de hani Servet Üfü'nün Tanzimat'ın devamıydı. Tanzimat ikinci dönemi takip ediyordu. Fecrati döneminde hani Servet Üfü'nüne tepki olarak doğmuş. Hani böyle edebiyat olmaz. Sanat içinde bu kadar kapalı bir edebiyat olmaz diye gündeme geliyorlar. Onları eleştiriyorlar diye çok ağır yazdığınız konular diyerekten. Ama bir türlü Servet Üfü'nün önüne geçemiyorlar. Tıpkı onların aynısı gibi. Hani onların taklidi gibi sayabiliriz Fecrati topluluğunda. Zaten bunlar bir topluluk, bir dönem olarak algılayamayız. Birkaç tane gençler bir araya gelmişler ve beyanname yayınlamışlar. Bunlar arkadaşlar edebiyatımızda ilk beyanname yayınlayan topluluk olarak bilinir. Fecrati edebiyatımızda ilk beyanname yani manifesto yayınlayan topluluktur. Sanat şahsi ve muhterem bir görüşüyle yola çıkıyorlar. Hani gördüğümüz gibi hani onları Servet Üfü'nüncüleri beğenmiyorlar ama kendileri de onlardan bir tık bile öne geçemiyorlar. Sanat şahsi ve muhterem bir görüşüyle. Ve bu bildiri yayınlıyor ya arkadaşlar, bildiri, beyanname yayınlayarak hani kamuoyuna kendilerini o şekilde duyuruyorlar. Onu da Servet Üfü'nün dergisinde yapıyorlar. Hani gördüğümüz gibi Servet Üfü'nün aynısı diyebiliriz. Sanat, şahsi ve muhteremdir. Sloganıyla kendilerini kamuoyuna duyuruyorlar. Muhterem bir sloganıyla kendilerini kamuoyuna duyuruyorlar. Ve bu gençler genelde yaşları çok genç oldukları için bundan bir sonraki dönem olan milli edebiyat döneminde o şairler daha bilgili ve daha görmüş geçirmiş insanlar olduklarından bu topluluk çok çabuk dağılıyor. Zaten
çoğu da milli edebiyat görüşünü hani onu destekliyorlar, o topluluğun içine katılıyorlar, milli edebiyat bölümüne katılıyorlar. En bilinen şair, hani bu atanın görüşlerine sonuna kadar sadık kalan tek şair ise Ahmet Haşim'dir. Onu zaten derste de bir değinmiştik size. Birazdan yine ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şiirin özelliklerine gelecek olursak Fecrat döneminde genel olarak kısa şiirler yazmışlardı. Servet-i Fünun'u eleştiriyorlardı ya, dili ne kadar ağır diye. Aynı şekilde Fecrati'nin de dili ağırdır. Hatta aynı Servet-i Fünuncular gibi hani kullanılmamış, köşede kalmış kelimeleri bile şiire sokmuşlardır. Bunların bir de bir hayalleri var arkadaşlar. Beyannameyi yayınlayarak zaten gündeme geldiler ve bir kütüphane kurmak istiyorlar. Fecrat Kütüphanesi ise. O da kuramıyorlar, onu da gerçekleştiremiyorlar. Topu topu 5 tane kitap birikiyor kütüphanede. Onu da başaramıyorlar. Velhasılı. Aşk ve tabiat. Aşk ve tabiat temaları işlenmiştir. Gördüğümüz gibi yine bireysel konular. Ve bunlar bir... Dedik ya, kütüphane kurmak istiyorlar, kuramıyorlar, 5 kitaptan öteye geçemiyorlar. Bir hayalleri daha var, yapmak istedikleri bir hayalleri daha var. Dil komisyonu kurmak istiyorlar. Hani yabancı memleketlerdeki, yabancı ülkelerdeki tutulmuş hani çok popüler eserleri, klasik eserleri edebiyatımıza kazandırmak istiyorlar. Onları Türkçe'ye aktarmak istiyorlar. Dil komisyonu kurarak yabancı dildeki eserleri Türkçe'ye aktarmak istiyorlar. Sanat için bir anlayışıyla eserlerini yazmışlardır. Gördüğünüz gibi Servet-i Fünun'un birebir aynısı. Yalnız birkaç tane farklı sloganla gündeme geliyorlar. Dil komisyonu kurmak istiyorlar. Ve bir kütüphane kurmak istiyorlar. Onu da başaramıyorlar. Şiirler anlaşılmak için değil, duyulmak için yazılır. Bu bize hangi akımı hatırlatıyor arkadaşlar? Şiirler anlaşılmak için değil, duyulmak için yazılır. O zaman hangi akımın etkisinde kalmışlardır diyebiliriz.
Hangi akımın etkisinde kalmışlardır diyebiliriz arkadaşlar. Şiirler anlaşılmak için değil de duyulmak için yazılmıştır diyoruz ya. Hangi akımda bu böyleydi? Duyulmak için, hissedilmek için şiir yazılması. Sembolizm değil mi arkadaşlar? Sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Diyebiliriz. Evet, genel olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Ve bir de Fecrati diye isimleri bu şekilde anılıyor ya. Bunu da Faik Ali Ozansoy önermiştir. Bu ismi o şekilde kabul etmişlerdi. İlk başlarda Sina'yı Emel olarak diye bir fikir gelmiş ama o kabul edilmemiş. Fecrati ismini de Faik Ali Ozansoy koymuştur diyebiliriz. Yani bu topluluğun isim babası Faik Ali Ozansoy'dur diyebiliriz. Buraları alın bir. Gördüğümüz gibi Tanzimat ikinci dönem, onun devamı Servet-i Fünun, onun da devamı onu beğenmeyip ama ondan bir tık öteye geçemeyen Fecrati şiiri diyebiliriz. Yazınca yazdık değil arkadaşlar. Yazmışız. Tamam. Şimdi arkadaşlar genel olarak bu topluluğun temsilcilerini yazayım ama bunu şöyle bilin. Bunlar daha sonra dağılmışlar zaten bir bütün haline birlik oluşturamamışlardır. Daha sonra çoğu milli edebiyat akımına katılmıştır, tamam mı? Milli edebiyat dönemine katılmıştır. En büyük şairimiz Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu. Sanatçılarını yazıyorum. Ahmet Haşim, en önemli şairi, Emin Bülent Serdaroğlu, Tahsin Nahit, Müfit Ratip. Müfit Ratip de daha çok tiyatroculuğu ile bilinir. Ama genel olarak sanatçılarını yazıyorum. Şahabettin Süleyman. Cemil Süleyman Al Yanakoğlu. Ve İzzet Melih Devrim diyebiliriz. Genel olarak sanatçılarımız bunlardır. Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu,
Tahsin Nani, Müfik Ratip, Şehabettin Süleyman, Cemil Süleyman, Al Yanakoğlu, İzzet Emir Devrim. Size küçük bir genel kültür de vermek istiyorum. Emin Bülent Serdaroğlu da Galatasaray'ın ilk kaptanıdır. Küçük bir genel kültür olsun. Emin Bülent Serdaroğlu Galatasaray kulübünün ilk kaptanı. Şimdi geldik Ahmet Haşim. Edebi kişiliğine. Aslında sınıfta bir değinmiştik Ahmet Haşim'e. Akşam şairi olarak biliniyor demiş idik. Yine küçük bir hayatından bahsedelim. Ahmet Haşim için arkadaşlar bugünkü Bağdat'ta yani Irak topraklarında doğmuştur. O zaman Bağdat Osmanlı sınırları içerisinde kalıyordu. Hani yine Osmanlı ülkesinde doğmuş ama şimdiki Arap diyar yani Irak'ta doğmuş. Babasının görevinden dolayı orada bulunuyormuş babası. Derken Arap kültürüyle yetişmiş bir insan, dili Arapça ve baskın, despot bir babası var Ahmet Haşim'in. Babası o şekilde baskıcı bir insan olduğu için o da daha çok ilgiyi annesinden görüyor ve annesine daha çok yöneliyor. Çok erken yaşlarda, sanırım 9 yaşlarında olması gerekiyor. 9 yaşlarındayken de annesini kaybedince kendisini hepten yapayalnız hissediyor. İçine kapanık bir çocuk olarak büyüyor. Babası da eşini kaybettikten sonra Ahmet Haşim'i İstanbul'da yatılı bir okula getiriyor. Galatasaray Sultanesi'ne veriyor. Ahmet Haşim orada Galatasaray Sultanesi'nde kalırken arkadaşlar onunla dalga geçiyorlar. Bir Arap aksanıyla konuşuyor. Oradaki arkadaşları gayet güzel Türkçe'yi konuşuyorlar. Osmanlı Türkçesi. Ahmet Haşim ile dalga geçiyorlar aksanından dolayı. Arap kültürüyle büyümüştür dedik ya, dili de Arapçaya çalıyor. Ve bu Ahmet Haşim gitgide daha da içine kapanık birisi oluyor. Kendisini hiç beğenmiyor. Kötü bir çocukluk geçiriyor. Gençliğinde de bu şekilde oluyor. Ve kendisini çok çekin görüyor arkadaşlar. Bir tane şiirinde de kafasından dolayı şey diyor, hani nereden getirmiş de koymuş Allah-u Teala bunu bu bedeni diyor. Kendisini çok çirkin görüyor. Hatta günlerce, aylarca, yıllarca dışarıya çıkmıyor. Sadece akşam vakitlerinde kimse kendisini görmediği için, kendisi zaten kimseyi görmek istemiyor. Akşam vakitlerinde dışarıya çıkıyor. Şiirleri de genelde akşam temalı. Hani zaten dışarıyı akşam vakitlerinde gördüğü için şiirlerinde çevreyi de o zamanlarda görüyor. O yüzden şiirlerine genelde akşam vakti, grup vakitleri yansıyor. Bu şekilde içine kapanık bir şairimizdir Ahmet Haşim. Ve Fecrati şiirinin en büyük sanatçısıdır. O görüşün yani Fecrati topluluğun görüşlerine sonuna kadar bağlı kalmışlardır. Diğer yazdığımız bütün sanatçılar dağılmıştır. Kimisi artık edebiyattan kopuyor, kimisi milli edebiyata bağlanıyor. Ahmet Haşim sonuna kadar Fecrati topluluğuna sadık kalıyor. Edebi kişiliğini yazmaya başlayalım. Fecrati şiirinin şiirinin en büyük şairidir. Edebiyatımız akşam şairi olarak bilinir dedik. Akşam şairi.
Ece vezni ne? Yani gece ölçüsü ne? Türk köylüsünün vezni diye dalga geçiyor. Ona parmak hesabı da biliyor ya. Kendisi avuç ölçüsüyle yazıyor. Ece'ye de Türk köylüsünün vezni diye dalga geçiyor. Sembolizm ve empura sömürdüğün akımların etkisinde kalmıştı. Sembolizm akımının özellikleri neydi? Şiir duyulmak için, hissedilmek için yazılırdı değil mi? Hani müzikalite vardı, seslere önem veriliyordu. Edebiyatımızda da en önemli şairlerden bir tanesi Ahmet Aşık, bir tanesi Cenap Şahrettin diyebiliriz. Sembolizm akımının. Sembolizm ve empresyonizm. Akımının, akımlarının etkisinde kalmıştır. Şiirlerindeki konular kendi iç dünyasında yaşadığının dışa vurumudur bir şekilde. Deminki söylediğimiz gibi kendisini çirkin hissetmesi, hayata karamsar bakması, sadece akşamları dışarıya çıkması kendi iç dünyasında yaşadığının bir nevi dışa vurumudur. Dış dünyaya ait şiirlerine dış dünyaya ait gözlemlerinin iç dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır. Şiirlerine, dış dünyaya ait gözlemlerini kendi iç dünyasına yarattığı izlenimleri yansıtmıştır. Yani kendi iç dünyasının bir nevi dışa vurumudur diyebiliriz. Şiirlerin de Arap coğrafyasında doğmuştur dedik ya, şiirlerin de Arapça ve Farsça sözcükleri bolca kullanmıştır. Şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcükleri bolca kullanmıştır. Şöyle diyebiliriz. Şiirlerin açık ve anlaşılır olmasına karşı çıkmıştır. Kapalı bir şiir anlayışı vardır. Zaten kendisi de içine kapanık bir insandı. Şiirleri açık ve anlaşılır olmasına karşı çıkmıştır. Şiir bize bir şey öğretmez der. Şiir hissedilmek, duyulmak için yazılır görüşüne sahiptir. Sanat sanat içindir anlayışıyla. Şiirlerini yazmıştır. Hocam kaç dakikanız var? Şimdi arkadaşlar bir tane daha özelliğimiz var. Onu da hemen son bir dakika için yazabiliriz. Şimdi Ahmet Aşık genelde şiirleri anlaşılmıyor. Kapalı bir anlatımı var dedik ya, tıpkı kendisi gibi içine kapanık bir anlatımı var. Kendi döneminde şiirleri anlaşılamamıştır ve etraftan tepki çekiyor Ahmet Aşık'ın bu hali. O da kendi şiir poetikasını yazıyor. Piyale diye şiir kitabı var. Piyalenin ön sözünde
diye şiir kitabı var. Piyalenin ön sözünde. Şiir hakkında bazı mülahazalar diyerek bir başlık böyle bir yazı. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Arkadaşlar burada bırakalım, bir 10 dakika ara verelim, geldiğinizde yine devam edelim, olur mu? Tekrardan merhabalar arkadaşlar. En son Ahmet Hakim'in edebi kişiliğinden bahsediyorduk. Ne demiştik? Kendi döneminde pek anlaşılamamıştır demiştik. O da Piyale diye şiir kitabı var. Onun ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar diye bir yazı kaleme alıyor. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Bu Ahmet Haşim'in şiir poetikasıdır. Burada şiir hakkındaki görüşlerini bildiriyor. Poetika ne demek arkadaşlar? Şiir hakkındaki görüşler. Yani bir şiir şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır diye kendi şairlerin kendi öznel fikirleri. O da Piyale'nin ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar isimli yazısıyla kendi şiir poetikasını bildirmiştir arkadaşlar. Ve bu metin, şiir hakkında bazı mülahazalar metni edebiyatımızdaki ilk poetika olarak biliniyor, şiir poetikası olarak biliniyor. Bunları yazdıysak eğer, şiirine geçelim. Bir tane şiirini inceleyeceğiz sizinle beraber. Yukarıları yazdınız sanırım. Siliyorum. Notu aldınız mı arkadaşlar? Tamam, şimdi de şiirine geçeceğiz. Merdiven isimli bir şiirini inceleyeceğiz sizinle. Bu arada bu arkadaşlar bu işlediğimiz konular sizin ikinci sınavlarınız için geçerli konular. Birinci sınavlarınıza dahil değil bu. Ama Ahmet Haşim hariç. Ahmet Haşim birinci sınavınıza dahildi, tamam mı? Merdiven şiirini işleyeceğiz. Önce bir okuyayım, sonra tahtaya yazacağım. Merdiven, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzüm perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza, kanan mutlasıl güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Bütün şiirlerinde neredeyse akşam temi vardır Ahmet Haşim'in. Bu şiirinde de gördüğümüz gibi akşam, akşam, akşam. Merdiven şiiri. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Yüzün perde perde solmakta. Hocam kalem görünüyor mu? Ben de bitiyor biliyor musun? Çok net değil. Mavi ile devam edeyim buradan sonra. Biraz da küçük görünüyor hocam. Az ile yazabilirsiniz. Sızılmazsa. Ulaşıyorum ama. Ya da kalem bitene kadar devam edeyim diyor. Kızım havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kaman muhtasa güller. Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor? Mermer. Bu bir Nisan-ı Hafi'dir ki ruhla doğmakta. Kızım havaları seyret ki akşam olmakta. Kızım havaları seyret ki akşam olmakta. Ahmet Haşim'in Merdiven isimli şiiri. Sığdırabildim tahtaya. Yazabildiniz mi arkadaşlar siz de? Canlılık diyorlar, bir tekrar eder misiniz şimdi? Yavaş yavaş tekrar değil, okuyamadığınız yer olursa siz yine tekrar söylersiniz. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Tekrar ediyorum.
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. İkinci bölüme geldim. Sular sarardı. 3 nokta. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Sular sarardı. 3 nokta. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Yine 3 noktalar sonunda. Üçüncü bölüme geldim. Eğilmiş arza bir gül, kanar muttasıl güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Soru işareti. Neden tunca benziyor mermer? Tekrar ediyorum burayı. Eğilmiş arza bir gül, kanar muttasıl güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Soru işareti. Neden tunca benziyor mermer? Son bölüme geldim. Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyretti, akşam olmakta. Tekrar ediyorum. Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyretti, akşam olmakta. Yazabildik mi gençler? Yazdıysak şu an beraber tahmin edelim şiirimizi. Ahenk unsurlarını diğer şiirlerimizde olduğu gibi burada da ahenk unsurlarını yavaş yavaş beraber bulalım. Şiirimizin nazım birimi nedir? Nazım birimi. Nazım birimi nedir? Nazım birimi neydi? Şiirdeki nazım birimi neydi? Bent demişim. Bent mi? Kim demiş hocam? Açelya, Elif Naz, Şeyma, Serkan. Evet, bent doğru. Ama bakıyorum burada beyitler de var arkadaşlar. Bir tane bent. Bakıyorum bir tane daha bent. Beyit, beyit. Beyit ve bentlerden oluşmuştur diyebiliriz. Şiirimizin nazım birimi beyit ve bentlerden oluşmuştur. Bak burada beyitler de yazılmış. Bu görünüyor değil mi? Mısra sayısıyla ilişkili. Nazım birimi. Değil mi? Evet. Nazım birimi mısra sayısıyla ilişkili. Dört olunca ne oluyor? Kıta. Ya da dörtlük. Şiirimizin çocuklar hatırlasın diye soruyorum. Şiirimi teşekkür ediyoruz size hocam. Şiirimizin nazım birimi nedir dedik? Beyit ve bentlerden oluşmuştur. İki tane bent, bakıyorum bir, iki. İki tane de beyitten oluşmuştur diyorum. Pekala nazım biçimimiz nedir? Nazım biçimi... Biçim neydi? Şiirimizin nazım biçimi nedir ve biçim neydi? Sevgili onbiller, siz bu konularda iyiydiniz. Derse katılımlarınızı bekliyorum. Nazım biçimi nedir şiirimizin? Serbest şiir değil mi arkadaşlar? Sadece beyitlerle ya da sadece bentlerle oluşturulmamış, serbest bir şekilde devam etmiş. Şiirimizin nazım biçimi serbest
Nazım ya da serbest şiir diyebiliriz. Zaten nazım demek şiir demekti. Kafiye şemasını bulalım beraber. Kafiye şeması. Kafiye şemasını bulalım mı? Arkadaşlar, katılımlarınızı bekliyorum. Şiirimizin kafiye şeması nedir? Kim var hocam? 13 kişi var hocam. Şiirimizin kafiye şemasına bakıyorum. A, B, B, C, C. Bakıyorum güller, güller, mermer, D, D, D. Ve dolmakta, akşam olmakta. Tekrar C, C diye. Siz yazarken Şeyma yazdı. A, B, B, C, C, B, B, D, C, C. Teşekkür ediyorum Şeyma. Aferin. Derse katıldığın için de teşekkür ediyorum. Kafiye şemasını buldum. Aruz, kafiyelerine geçmeden önce de ölçüsünü söyleyelim önce. Ölçüsü. Aslında çok da uğraşmaya gerek yok. Zaten demin de demiştik ya Ahmet Ağaç'ın bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdık. Teşekkür ediyorum. Ahmet Ağaç'ın bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır arkadaşlar. Hiç heceli şiiri yok. Teması nedir diye sorsam ne dersiniz? Teması nedir? Şiirimizin teması nedir? Sonra da kafiyeleri bulalım beraber. Yine bir karamsar hava var değil mi? Klasik Ahmet Haşim şiiri. Hep bir karamsar hava. Akşam temi. Kanar, mutlasın güller. Hep bir karamsarlık hakim. Tabiat doğa demiş Şeyma. Şeyma, tabiat doğa var. Ölüm teması arkadaşlar. Bu da ölüm temasını işlemiş. Biraz daha üstü kapalı şekilde işlemiş ama temamız ölüm. Şimdi geldik kafiyelerini bulmaya. Kafiyeler neye göre bulunuyordu? Kafiye şemasına göre değil mi arkadaşlar? Mesela burada A, B, B diyor ya. A ile B'de bir kafiye arayamıyoruz. B'leri kendi içinde kafiyelenmiş. C'ler, D'ler ve yine C'ler olarak kendi içinde kafiyelerini arıyoruz. Ben şiirin bu bölümünü sileyim. Kafiyelerimizi yazacak yer kalsın diyerekten zaten sizin defterinizde yazıyor. Şiirimizin ilk bendenin kafiyesini beraber bulalım. Varsa hediflerini de bulalım. Merdivenlerden yaprak ağlayarak. BB olduğu için yaprak ve ağlayarak alacağız değil mi arkadaşlar? A'yı alamıyoruz. A kendi halinde bir başka çünkü. Ece bakmış doğru. Ece mi? Ne diyor Ece hocam? Yaprak ve ağlayarak. Yaprak ve ağlayarak. Evet orada kafiyelerini bulalım yaprak ve ağlayarak kelimelerindeki. Yaprak, ağlayarak. Redif var mı arkadaşlar? Bu kelimelerde redif var mı? Yaprak ve ağlayarak kelimelerinde redif var mı? Kimse bir şey almadı.
Arkadaşlar, kendi kendime bulmak istemiyorum. Lütfen beraber bulalım, olur mu? Katılımlarınızı bekliyorum. Ecemeli Erkin yazmış hocam. Yaprak ağlayarak, yaprak kök ağlayarak kök demiş. Tamam. Burada redif var mı? Yaprak zaten kelime kökü olduğu için onu direkt öyle kabul ediyoruz. Ağlayaraktan bakıyorum. Bu isim kök değil mi zaten yaprak kelimesi? Ağlayarak, fiil kök. Yani burada bir redif aramamız biraz saçma olur zaten. Yokmuş, öyle diyorlar. Kafiyesi ne peki? Tamam, redif yok. Burada hemfikiriz. Rak zengin kafi. Kim demiş hocam? Şeyma. Tebrik ediyorum. Şeyma, teşekkür ediyorum sana. Rak zengin kafiye. Ben de onu gösteriyorum aslında. Tamam, ben yanlış anlamışım, kusura bakmayacağım. Rab, zengin kafiye. Üç kelime benzerliği, üç ses benzerliğinden zengin kafiye. Şimdi arkadaşlar, bu ikinci beyti de silecektim ama silmeden size bir şey göstermek istiyorum. Bu da bir ahenk unsuru olarak sayılabiliyor, sayılıyor. Baktığımızda bu dize tekrar edilmiş. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Bakıyorum en sonunda yine tekrar edilmiş. Şiirimizdeki ahenk unsurları neydi? Kelime ya da ses tekrarları ya da bir dizenin tamamen tekrarı ahengi sağlayan ögelerden bir tanesiydi. Ya da şu an göremiyorum. Burada perde perde kelime tekrarları, ikilemeler ahengi sağlayan unsurlardı. Şimdi beytimizdeki kafiyelerimizi bulalım. Perde perde solmakta, akşam olmakta. Solmakta, olmakta. Redif var mı arkadaşlar burada, bu kelimelerde? Redif var mı? Ta redif diyorlar. Ta mı? Sadece ta mı redif? Hemen kelimeyi ikide kökünü ayırıyorum. Aynı anlamda da aynı görevde olan sözcükler varsa onlar redifti. Başka ses benzerliği varsa kafiydi. Hemen ikide kökünü ayırın. Sadece ta mı? Elif ve Cisar'ın içeriği daha yapmıştım. Tamam. Arkadaşlar, solmakta kelimesinin kökü solmak, fiil kökü makta mekte. Neydi makta mekte? Hatırlayan var mı? Zarf fiil. Eki değil mi arkadaşlar? Makta mekte, zarf fiil eki. Olmakta kelimesinin kökü ol, o da makta. Bunların ikisi de fiil kök. Maktaların ikisi de zarf fiil görevinde kullanılmış. Anlaştık mı? Maktalar zarf fiil görevinde, olmak ve solmak fiil kökü. İkisi de zarf fiil görevinde kullanılmış. İkisi de aynı anlama geliyorsa ne diyorduk? Maktalar o zaman redif diyoruz. Maktalar, redif. Başka ses benzerliği var mı? Ta diyen arkadaşlar burayı anladık mı? Neden sadece ta değil? Burayı anladık mı arkadaşlar? Neden sadece ta'yı almıyoruz? Anlaşıldı hocam. Teşekkür ediyorum. Dönüp verdiğiniz için. Başka ses benzerliği var mı? Başka ses benzerliği var mı? Hakayet gençler, son saatiniz. Benim de son saatim. Başka ses benzerliği var mı?
var mı? Ya da hocam başka dersler var mı? Oğul yazmış şey Mara Serkan. Bir tane daha dersler var mı arkadaşlarım? Bunu hiç hatırlamıyorum değil mi? Var. Tamam, pardon arkadaşlar. Pardon, bir boş görmüyordum. Tamam, doğru biliyormuşum. Son saatimiz. Bakıyorum L'ler ve O'lar. O. İki ses benzerliğinden ne oluyordu? Tam kafiye. Bir sonraki bendime geldim. D, D, D diye yazmıştık ya. Bunların üçünü birlikte inceleyeceğiz şimdi. Güller, bülbüller, mermer. Buradan kendimize yer açıyorum. Güller, bülbüller, mermer. Tam kafiyeli. Serkan. Teşekkür ediyorum. Erler tam kafiyeli. Aslında mermer olmasaydı bakıyorum güller ve bülbüller diyor ya orada lerler redif olarak alabilirdik. Ama mermer de olduğu için onu sadece kendi harfi ismini kendi içinde değerlendiremiyoruz. Mermer kelimesini de katmak zorundayız. Erler o zaman tam kafiye oluyor. Buralar redif olarak alamıyoruz. Geldim son beytime. Bu bir lisanla mafiyedir ki muhat olmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Bunu ikinci beytte solmakta ve olmakta yapmıştık ama yine aynı şekilde maktalar redif, onlar tam kafiye demişler. Aferin size. Dolmakta değil mi hocam? Dolmakta, olmakta. Maktalar bilir. Yazabiliriz şöyle. Makta, redif. O iki ses benzerliğinden tam kafiye diyorum. Maksalar dedik. O ses benzerliğinden tam kafiye diyorum. Buraları da aldınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar aldıysanız ben dersi burada bitiriyorum. Son bir dakikamız kaldı. Konumuz burada bitti. Yarın kaldığımız yerden yine devam ederiz. Görüşmek üzere. Derse katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim.